Herkese merhabalar. Bugün kavunu anlatacağız. Kavun alerjisini anlatacağız. Kavun deyince ne anlıyoruz? Karpuzdan kalorisi biraz daha fazla. 100 gramında 34 kalori var. Sakın ola ki diyet yapmak için kavunun dozunu kaçırmayın. 1 kilo tüketirseniz 340 kaloriyi almış olursunuz, haberiniz olsun. Ama kavunun o kadar güzel faydaları var ki. A vitamini var, C vitamini var, içinde folik asidi var, mineralleri var. Çok güzel aslında bir besin değeri var. Çoğu su biliyoruz ama alerjisi olmaz demeyin. Alerjisi de maalesef oluyor. Peki kavunun faydaları neler? Ülser tedavisinde faydalı olabiliyor. Antikanser tedavisi, yaşlanmaya karşı antioksidan özelliği gibi birçok faydaları var. Peki bu faydalarının yanında işte bir de alerjisi var. Kavun alerjisi özellikle kavun yedikten sonra 5-10 dakika sonra dilde, dudakta kızarma, ağız içinde yanma gibi belirtilerle kendini gösteren duruma biz kavun alerjisi diyoruz. Peki kavun alerjisi neden olur? Kavunun içinde bazı alerjenler var. Özellikle polenlerin içinde bulunan alerjenlere benzer yapıda alerjenlerdir. Çapraz reaksiyon yapar. Özellikle çim alerjilerinde, ağaç polenlerinde, yabani ot polenlerinde ve ağaç polenlerinde bulunan bu bileşen kavunda da olduğu için çapraz reaksiyondan dolayı problem oluyor. Biliyoruz ki normalde bu besin alerjisi çocuklarda %8 civarında, yetişkinlerde %2 ila 4 civarındadır. Ama polen alerjisi olanların %5'inde, yaklaşık %5'inde bu besinlere karşı da alerji vardır. Polen besin alerji sendromu diyoruz buna. Peki belirtileri nasıl oluyor? Bu belirtiler özellikle kavunu yemeye başladığınız zaman 5-10 dakika içinde dilinizde, dudağınızda şişme, ağız içinde karıncalanma, şişme, yanma, boğazda gıcıklanma gibi belirtiler oluyorsa o zaman kavun alerjisi olabilir. Genelde kavuna karşı bu tür hafif belirtiler olur. Ciddi belirtiler, yani alerjik şok tarzındaki belirtiler, yani tansiyonda düşme, bayılma, nefes sıkışması gibi belirtiler kavun alerjilerinde pek beklendik bir durum değildir. Olabilir mi? Olabilir ama çok nadir bir durumdur. Peki kavun alerjisi dedik neden oluyor? İçindeki alerjik maddelerden, özellikle bitkilerde de bulunan alerjik maddelerden oluyor. Bu alerjik maddeler özellikle ısıya karşı duyarlıdır. Bu sebepten dolayı da fırınlanmaya karşı alerjenitesi azalır. Tükettiğimiz zaman mide asidinde de yine alerjenlerin etkisi azalır. Bu sebepten dolayı çok ciddi belirti vermez. Ama ülser tedavisi veya reflü tedavisi görüyorsanız mide asidinden kurtulup yine alerjik reaksiyonlar yapma potansiyeli olabilir. Alkolle beraber alıyorsanız yine alerji potansiyeli yükselebilir. Bunun dışında belirtilerimiz var. Neden olduğunu öğrendik. Peki teşhisini nasıl koyacağız? Özellikle kavun alerjisi belirtileri varsa o zaman 18 yaşından küçükseniz çocuk alerji uzmanı, 18 yaşından büyükseniz de yetişkin alerji uzmanı tarafından görülmesinde fayda var. Çünkü bu uzmanlar alerji hastalıklar konusunda eğitim alan uzmanlardır. Evet, daha sonra bu doktora giderken de bir hafta önceden alerji ilaçlarını, öksürük şuruplarını, soğuk algınlığı şuruplarını, yani alerji ciltten alerji testini etkileyen bu ilaçları kesmeniz gerekiyor. Ve giderken de küçük bir parça kavunu da yanınıza getirin. Kavunun kendisinden de test yapılabiliyor. O sebepten dolayı getirin. Daha sonrasında burada açlık ve tokluk önemli değil. Onu da hatırlatmadan geçemeyeceğim. Daha sonrasında ne yapıyoruz? Doktor değerlendiriyor. Eğer kavun alerjisinin gerçekten belirtileri varsa o zaman ne yapıyoruz? Kavuna karşı test yapmamız gerekiyor. Eğer normal solüsyonlar varsa onlarla, yoksa da kavunun kendisinden ciltten alerji testi yapılıp hassasiyet var mı yok mu değerlendiriyoruz. Bu alerji testi hassasiyeti gösteriyor, alerjiyi göstermiyor. Klinik belirtilere göre daha sonra eğer çok hafif bir kabarma varsa denemek gerekiyor. Buna biz yükleme testi diyoruz. Bazen de bu gerek kavunun kendisinden gerek testler bazen atlayabiliyor, pozitif belirtileriniz var ama bazen atlayabiliyor. Bileşenlerine bakarak test yapılabiliyor. Kandan bileşenlerine bakılabiliyor. Daha kaliteli sonuçlar verebiliyor. Ve bu sonuca göre
kavuna karşı hassasiyetinizin olup olmadığını anlıyoruz. Peki tedavisinde ne yapalım? Bir kere dudağınızda kabarma, dilde kaşınma, kızarma gibi belirtiler varsa antihistaminikler faydalı olacaktır. Bazen de çok ciddi reaksiyonlar olabilir. Çok ciddi reaksiyonlarda adrenalin otoenjektörü kullanmak gerekiyor. Olmaz demeyin, çok ciddi reaksiyon da olabilir. Nefes sıkışması, tansiyon düşme, bayılma oluyorsa yatar pozisyonda ayağın altına yastık koyarak hemen adrenalin otoenjektörü kullanmakta fayda var. Ve ambulans çağırmak gerekiyor. Bazen belirtiler nadir de olsa görülebilir ama merak etmeyin, kavuna karşı böyle ciddi reaksiyonlar çok nadirdir. Ama kavun alerjisinde en önemli tedavide diyet var. Diyette nelere dikkat edeceğiz? Bir kere kavunun ailesine bakmak lazım. Kavunun ailesinde neler var? Karpuz var. Bunun dışında salatalık var. Kabak var. Bunlara da hassasiyet olma ihtimaliniz yüksektir. Ayrıca bu kavun alerjileri ağaç polenlerinden, yabani otlardan, çimlerden etkilendiği için bunların içindeki bileşenler ayrıca portakal, kivi, bunun dışında avokado gibi, muz gibi bazı meyvelerde de aynı şekilde olabilir. Onlara da reaksiyon olabilmesi bakımından çapraz reaksiyon açısından değerlendirmekte fayda var. Bu sebepten dolayı bu gıdalara da diyet yapmak daha sonra problem olup olmadığının değerlendirilmesinde fayda var. Ve bu şekilde tedavisini yapmamız gerekiyor. Genelde kavuna karşı hassasiyetin tedavisinde bir de eğer polen alerjiniz varsa polene karşı aşı tedavisi yapılması bu meyve alerjilerini bazen önlediğine dair çalışmalar var. Ama bunun daha çalışmaların yeterince olmamasından dolayı biraz daha çalışmaların artması gerekiyor. Ama polene karşı alerjiniz varsa polene karşı aşı tedavisi yapılması faydalı olabileceğini ben düşünüyorum. Kavun alerjisini de bu şekilde anlatmış olduk. Eğer bizim güncel videolarımızdan haberdar olmak istiyorsanız Ahmet Akçay'ın YouTube kanalını ve aynı zamanda Alerji Doktoru Instagram sayfasını, Alerji Doktoru TikTok sayfamızı da takip ederseniz seviniriz. Alerjiden uzak, sağlıklı günler diliyoruz.